Baktığımız portre Alman fotoğraf sanatçısı August Sander'e ait. Portrenin ismi radyo istasyonundaki sekreter Köln ve 1931 yılında. Bu dönemde sanatçımız farklı insan tiplerini yansıtmaya ve farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin fotoğraflarla mükemmel tasvirlerini yapmaya çalışıyor. Burada bazı platonik idealler söz konusu. Sanatçı sadece Almanya'daki insanları mesleklerine göre incelemeyi tercih etmiş. Tabii ki bu düşüncesi hakkında pek çok şey söylenebilir. Mesela bunun psikolojiyle bağlantılı olduğunu değil de daha çok fizyonomi yani dış görünüşle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Fransız sanatında da 19. yüzyılda buna benzer çalışmalar görüyoruz. Sander kişileri hem fizyolojik olarak hem mesleki açıdan yansıtmak istiyor. Bu kişiler kimdir? Ne iş yaparlar gibi iki farklı açıyı ele alıyor. Sander'in bir kişinin başka bir kişiden daha iyi gözüktüğü ya da daha saf olduğu yönünde kuvvetli teorileri yok. Aslında bu onun projesi değildi. Sanatçı 20. yüzyılın başlarında bir portre fotoğrafçısı olmak üzere eğitim almış. Bu portrenin tarihi 1931. Yani sanatçı bu fotoğrafı çektiğinde bir süredir bu alanda çalışıyordu. Stüdyosunda portre fotoğrafları çekerek para kazanıyordu. Daha sonra ilgisi farklı bir alana Biraz daha objektif bir bakışa kayıyor. Kişinin mesleği dış görünüşünü şekillendirir mi? Aslında bir anlamda evet. Örneğin bir işçinin veya çiftçinin ellerine bakacak olursanız, bunların bir muhasebecinin ellerinden oldukça farklı olduğunu göreceksiniz. Veya muhtemelen vücutlarının duruşları da birbirinden farklı olacaktır. Sanatçı resmin tamamına bakmaya, bu tarz bağlantıları anlamaya kişinin kendisini nasıl algıladığını ve diğerlerine nasıl sunduğunu yansıtmaya çalışıyor. Toplum içindeki kişiler gibi de düşünebiliriz. Çünkü insanların meslekleriyle ilgili görüntülerden bahsediyoruz burada. 1931 yılındayız. Sanatçının radyo istasyonunda çalışan pek çok kadının fotoğrafını çektiğini, daha sonra bunlar arasından en ideal olarak gördüğü bir tanesini seçtiğini düşünüyoruz. Sanatçı Buna benzer şekilde değişik meslek gruplarından başka kadınların da fotoğraflarını çekmiş. Mesela çiftçi kadınlar, sanatçı kadınlar, profesyonel kadınlar ve entelektüel kadınlar. Bakmakta olduğumuz muhtemelen alt orta tabakadan maaşlı olarak çalışan bir kadın. Kadının biraz tehdit edici bir havası da var. Yeni bir kadın tipi bu ve buradaki portre bu yeni sanat türünün tüm özelliklerine sahip. Fotoğraf sanatında geriye doğru Mandi'ye kadar gidersek erkeklerin farklı tiplerde kadınları hatta daha ziyade çalışan sınıftan kadınları özel bir ilgiyle fotoğrafladığını görürüz. Aslında fotoğraf sanatından da öncesine gidebiliriz. Örneğin Degas'ın eserlerinde bile çalışan kadınları görebiliriz. Sanatçı konuyu oldukça geniş bir bağlamda ele alıyor. Bu konuda 1920'lerde ve 30'larda yayınlanan birkaç kitabı ve çeşitli sergileri var. 1929 yılında yayınlanan kitabının ismi Zamanımızın Yüzleri. Bu kitapta 60 fotoğraf yer alıyor. Hem kadınların hem erkeklerin fotoğrafları bunlar. Sıradan yüzleri ve kişileri sosyal sınıflarına ya da mesleklerine göre kategorize ediyor çiftçilerle başlıyor. Almanya'nın Westerwald bölgesindeki tüm bu çiftçilerin fotoğraflarını çekiyor. Burada farklı çiftçilerle karşılaşıyor. Genç çiftçiler, yaşlı çiftçiler, büyük çiftçi aileleri, zengin çiftçiler, fakir çiftçiler. Konuya bilimsel bir proje gibi yaklaşıyor tüm bunların sosyolojik, antropolojik bir araştırmasını yapıyor diye düşünebiliriz. Ve özellikle 1920'lerde değişen Alman kültürünü, oluşan tüm bu yeni ve farklı insan tiplerini ele alıyor. Değişimi anlamlandırabilmek için hepsini tek tek kategorize ediyor. Bu eseri Almanya'ya ilişkin büyük bir belgesel proje gibi düşünebiliriz. Bu çalışma Sander'den sonraki dönemdeki Behr çiftinin çalışmalarını da anımsatıyor. Adeta bir ansiklopedi gibi anlamaya ve belgelemeye çalışıyor. Behr çifti Sander'in bu projesini ve dönemin diğer Alman fotoğrafçılarının işlerini inceliyor. Sander'in bu çalışmasını 19. yüzyıldaki bilimsel sınıflandırmaya ilişkin pozitivist gelenekle de bağdaştırabiliriz. Türleri ve nesneleri kategorize ediyor iyi veya kötü olarak etiketlendirmek sizin sadece sınıflandırıyor ve bu projeyi daha modern ve daha sanatsal hale getiriyor. Ayrıca üzerinde çok ince bir peçe olsa da sanatçı bu çalışmada doğalcılık prensibine de sadık kalıyor. Şimdi başka portrelere de bakalım. Bu yüksek bir ihtimalle bir pasta şefi. Fotoğrafta kişinin mesleğine ilişkin daha belirgin ipuçları görüyoruz mesleğini kolayca anlayabiliyoruz çünkü kullandığı aletleri görüyoruz. Bir önceki resimde kadının bir mesleği olduğunu anlayabiliyorduk ancak bu kadar net değildi. Bu resimdeki kişinin üzerinde ise pasta şeflerinin giydiği beyaz bir ceket var ve bu bir pasta şefi. Portreler genelde tüm bedeni veya dörtte üçlük uzunluğu alacak şekilde çekilmiş. Baktığımız bu iki portre ön cepheden çekilmiş. Kişiler doğrudan kameraya bakıyorlar. Fotoğrafçı ile bir diyalogları var. Bakışlarının gurur dolu olduğunu görüyoruz. Bir anlamda kendilerini diğer kişilere sunup tanıtıyorlar. Kişiliklerini okumak ise biraz güç. Zira yüzlerine profesyonel maskelerini takmışlar. Mesleklerini yaparken benimsedikleri profesyonel maskelerini görüyoruz. Sanki bir şeyi yaparken durdurulmuş gibi. Sander onları durdurmuş ve poz verdirmiş. Sanatçı ışığı da dikkatli bir şekilde kullanmış. Kontrastlar oluşuyor. Ceketin beyaz rengi öne çıkıyor. Sonra gümüş rengi ve kasenin parlaması. Fotoğrafın kompozisyonunun da dikkatli şekilde planlandığını görüyoruz. Tenekelerin veya şu ne olduğu belli olmayan şeylerin çizgileri geliyor ve adamın başına doğru bu çizgiler birleşiyor. Bu çizgiler dikkatimizi yüze yönlendiriyor. Elinin köşegen oluşturan çizgisi kaşığın olduğu köşeye gidiyor. Beden fotoğrafta büyük bir yer kaplıyor. Kompozisyon gerçekten çok başarılı bir şekilde oluşturulmuş. Sanatçının portreleri işte bu yüzden bu kadar çarpıcı. Şimdi başka bir tanesine daha bakalım. Bu fotoğrafın ismi Bedensel Engelli Adam. Birinci Dünya Savaşı'ndan birkaç yıl sonrasında olduğumuzu hatırlayalım. Bedensel engelli olan çok sayıda insan var. Bu portreyi çok çarpıcı, aynı zamanda ironik buluyorum. Merdivenlerin önünde oturuyor. Bacakları yok veya bacaklarının bir kısmı yok. Protezleri yok. Bu tekerlekli sandalye benzeri şeyde oturuyor. Gözlerini kameraya dikmiş. Fotoğrafçıya biraz kınayarak baktığını söylemek de mümkün. Ancak bu aynı zamanda merdivenlerin köşegen hatları ile çok güzel bir kompozisyon oluşturuyor. Perspektif çok çarpıcı. Gözleriniz önce merdivenlere gidiyor, daha sonra tekrar ortadaki kişiye yöneliyor. Trajik olanla güzel olanın ilginç bir karışımı var. Bu gerçekten çok kuvvetli bir kombinasyon. Fotoğraftaki kişinin duruşuyla saygınlığını korumaya çalıştığını görüyoruz. Dik duruyor, doğrudan fotoğrafçıya bakıyor. Fotoğraf cepheden çekilmiş. Direkt bize bakıyor ve fotoğrafa baktığınızda siz de doğrudan o kişiye bakıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Fotoğrafçı biraz aşağıda olmalı. Diz çökmüş olabilir. Engelli kişi fotoğrafçıya biraz daha yukarıdan bakıyor gibi gözüküyor. Kişinin kolları yukarıda, yanında duruyor, yana sarkmıyor. Başka savaş gazileri de var. Bu küçük tekerlekli sandalyeler patenler gibi. Bunlarla kendilerini zeminde kaydırıyorlar. Bunları 1920'lerin başlarındaki resimlerde oldukça sık görürüz. Bu ilkel tekerlekli sandalyeler muhtemelen o dönemde yaşayan kişilerin görmek istemedikleri, gözlerini kaçırdıkları şeyler olmalı. Sander ise bu tekerlekli sandalyedeki kişiyi getirip fotoğrafın odak noktasına tam da gözümüzün önüne yerleştiriyor. Bu fotoğrafın çekildiği tarihten birkaç yıl sonrasında neler olduğunu hatırlayalım naziler mükemmel olmayan beden görüntüsünü yok etmeye çalıştı ve sonucunda ne yazık ki sakat kişiler zarar gördü toplumun genelde görmezden gelmeye çalıştığı veya bir kenara ittiği bedensel engelli kişileri sander fotoğrafın odak noktasına koyuyor sander sadece kahraman gözüken çiftçileri veya entelektüelleri değil toplumun farklı kesimlerini de fotoğraflıyor yaptığı iş o dönemde pek de kabul görmeyen ansiklopedik bir araştırma olduğu için kendisi de muhtemelen işsiz sınıfındaydı. En azından desteklenmediği çok açık. Bu fotoğrafta bana ilginç gelen bir diğer nokta da şu. Sander bu fotoğrafta acınma duygularımıza seslenmiyor. Eğer böyle yapsaydı sanatçı modernist düzenin bir parçası olamazdı. Herhangi bir yere referans vermeyen bu bakış modernizme son derece uygun bize doğrudan bir şey empoze edilmiyor. Modernist estetik bunu reddediyor. İşin ilginç yanı burada gerçekten bir anlatımın olması. Bu adam ve yaralılar Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin canlı birer tasvirleri veya en azından bizler bu şekilde algılıyoruz. Buna savaş sırasında sakat kalmış bir adam olarak bakıyorum. Aslında tamamen farklı bir sebeple de sakat kalmış olabilir. Ancak o kadar çok buna benzer görüntü var ki bu kişi bir anda savaşta sakat kalan kişilerin sembolü haline geliyor. Sander'in başardığı en önemli şeylerden biri bu görüntüleri organize ederken bilimsel bir bakış açısı yakalamış olması ve bilim ile sanat arasındaki heyecanı ortaya çıkarması. Bu görüntüleri bu kadar güzel ve çarpıcı yapan işte bu heyecan. Buradaki kuvvetli figüre bakıyorsunuz. Bu figür duygusallık şalıyla kaplanmamış ve modern bir güzelliğe sahip diyorsunuz. Fotoğrafçılık aslında bir şekilde bilimsel bir dal. İşin içinde mekanik var. Sander'in bu görüntüleri yaratmaya başlamasına sebep olan şeylerden biri de 1920 yılı civarında bu fotoğrafı yanlışlıkla farklı bir kağıt üstüne basmasıydı. Fotoğrafın basıldığı kağıt gerçekten fark yaratıyor. Günümüzde ise neredeyse tüm görüntüler dijital ve bir fotoğrafı hemen hemen her şeyin üstüne basabiliyorsunuz. Böyle bir görüntüyle bir karbon baskı veya daha önceki fotoğraf baskı yöntemlerinin birisinin arasında görsel açıdan önemli farklar görebilirsiniz. Eski fotoğraflar çok daha bulanık, daha belirsizdi. Bu resimde ise grafiksel bir sanat görüyoruz daha nötr veya daha soğuk tonlardaki kağıda bastığınız zaman fotoğraf daha bilimsel duruyor. Bir dokümanter havası oluyor. Dolayısıyla fotoğraftaki nesneler daha objektif şekilde gözüküyor. Objektif olmasalar bile biz onları bu şekilde algılıyoruz. Şu soruları da bir düşünelim. Bu tarz fotoğraflar resim sanatı ile fotoğraf sanatının ayrışmasını sağlıyor mu? Fotoğrafçılığa estetik açıdan otonomluk veriyor mu? Fotoğraf bilimin de gelişmesiyle birlikte resim sanatındaki geleneklerden ayrılıyor mu? Bu yeni tarz fotoğrafçılık özellikle 1920'lerde fotoğrafçılar için oldukça heyecan vericiydi. Bilimin gelişmesiyle gelen yeni teknoloji sanatçıların geçmişte beğenilen geleneksel resim tarzını sorgulamalarını sağladı. Bununla birlikte bir fotoğrafı değerlendirirken kullandığımız referansların neredeyse tümü sanat tarihinin ve resim tarihinin geçmişine dayanıyor döneminin teknolojisine ve tarihte o ana bağlı olmakla birlikte sanatçılar aynı şeye bakarak tamamen farklı ve modern bir şey yaratıyorlar. Bir görüntüyü başarılı kılan şey de işte tam olarak bu.